En çabuk yapabileceğim şeylerden birisi Ankara'ya turist getirmek. Bu benim işim. Sosyal medya ile aranız nasıl? Canavar gibi. Twitter'da 1 milyon 300 bin takipçim var. Z kuşağının elinden telefon düşmüyor. Siz de çok vakit geçiriyor musunuz? Hanımla kavga ediyoruz bu yüzden. Her şey var. Gerilim var, macera var, dram var. Ama Ankaralılar inansın, sonu mutlu bitecek. Mutlu sonla. Ben Mansur Yavaş, o ne diyor ya geldim ve gençlerin sorularını cevaplayacağım. Belediye başkanı olmanız durumunda Türkiye'nin büyük bir kesiminde hakim olan Ankara'nın renksiz bir memur kenti olması ve gri bir kent olduğu algısını nasıl değiştirilmesi düşünüyorsunuz? Tabii ki her şeyden önce 24 saat yaşanır bir kent olması. Bunun için de Ankara'ya turist gelmesi, Anıtkabir'e gelen turistlerin en az bir gece veya iki gece Ankara'da konaklatılması. Turistler için uygun ortam olunca tabii ki 24 saat yaşanan bir kent olacak ve Ankara halkı da bunlardan aynen turist gibi kullanabilecekler, yararlanabilecekler. Ankara'ya Avrupa başkentleri seviyesine getirip marka bir kent yaratacağınızı ve turist çekeceğinizi iddia ediyorsunuz. Bununla ilgili projeleriniz nelerdir? En çabuk yapabileceğim şeylerden birisi Ankara'ya turist getirmek. Zaten hazır potansiyel var. Birincisi termal sağlık turizmi için turist getirmek. Bunları yarım saat tedavi olduktan sonra Ankara'nın her yerinde gezdirmek. Daha sonra İpek Yolu turizmini yapmak. Adapazarı üzerinden gelecek uzak doğulu turistleri Nallıhan Mudurnu üzerinden Beypazarı Ayaş Güdül hattı bozulmamış şekilde aynen duruyor. Buradan Ankara'ya getirip Ankara'da konaklatıp oradan Kapadokya veya Konya'ya gitmelerini sağlamak. Kongre turizmi bunun yanında çok çok önemli diye düşünüyorum. Sağlık turizmi gibi çok turizm çeşitleriyle Ankara'ya turist getirmeyi. Daha sonra da tabii ki bunu yaparken Ankara'nın tarihi kent merkezini ortaya çıkartmayı düşünüyoruz. 81 ilin Anadolu Kültür Projesi diye bütün illerimizin özelliklerini yansıtabilecekleri bir alan. Bunu hemşeri dernekleriyle birlikte yapıp Anadolu'nun tüm kültürünü gelen turistlere göstermeyi düşünüyoruz ve başarılı olacağıma inanıyorum. Bu benim işim. Tahribata uğrayan ve yok edilmek üzere olan Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? Bu bölgede yeni yapılaşmaya müsaade edecek misiniz? Ben etmeyeceğim tabii ama o kadar çok imar yetkisi olan kuruluş var ki Ankara'da. İşler şöyle yürüyor. Diyelim ki siz bir kural koyuyorsunuz. Ben burada çok katlıya izin vermem diyorsunuz. Belediye meclisten karar alıyorsunuz. Hiç önemli değil. Çevre Bakanlığı. O olmazsa TOKİ. O olmazsa Bayındırlık İl Müdürlüğü. Bir sürü imar yetkisi olan kuruluş var. Ve maalesef Ankara'yı mahvediyorlar. Ama ben açıkçası izin vermeyeceğim. Yapabileceğim tek şey bunu yapanlara karşı dava açmaktır. Sosyal medya ile aranız nasıl? Canavar gibi. Twitter'da 1 milyon 300 bin takipçim var. Ama maalesef Facebook ve Instagram'a artık elimi süremiyorum. Çünkü onları da elimi sürmeye kalksam herhalde onunla yatıp onunla kalkacağım. Ama Twitter'da elimden geldiği kadar aktif olmaya çalışıyorum. O ne diyor takip ediyorum. Yani girenler görebilirler. Seçildiğiniz takdirde göreve geldiğiniz gün ilk gün yapacağınız ilk şey ne olur? Tabii ki asfalt katılım paylarının haczinin kaldırılması. Benim yetkimde ve bazı benden talep edilen otobüs seferleri var. İlk yapabileceğim şeyler onlar. Ondan sonrasına bakacağız. Spor yapıyor musunuz yoksa evde salon mutfak arası yürüyüş bana yeter mi diyorsun? Hayır ben futbolcuyum eski sporcuyum, voleybolcuyum, basketçiyim, iyi pimpon oynarım ama son zamanlarda yaşıma göre spor yapıyorum. Her hafta mutlaka cumartesi, pazar günleri 6 kilometre mutlaka yürüyorum. Ama bununla ilgili projelerim var. Ben Ankara'da 1,5 milyon kişiye spor yaptıracağım. Çünkü öğrenciler spor yaparsa anlama ve kavrama kabiliyeti %30 artıyor. Bütün okullara birer tane spor paketi bırakacağız. Onların spor yapmasını sağlayacağız. Yine belediye eşliğinde okullar arası spor yarışmalarını mutlaka başlatacağız. Eskiden çoktu. Şimdi ne spor, ne müzik, ne folklorla ilgili okullar arasında hiçbir yarışma yok. Eskiden ses yarışması olurdu. Buralardan sanatçılar çıkardı. Maalesef işte Ankara böyle bir kent oldu. Mansur Başkanım net soracağım bu sefer olacak mı? Net olacak. Sizi tüm sevenler için bu videoya bir söz bırakır mısınız? İnanın Ankara'da bereket ve huzur olacak. Ankaralı keyif alacak. Ankaralı mutlu olacak. Buna inansınlar. Beni seçtikleri için asla pişman olmayacaklar. Seçimde eski belediye başkanı olmanız avantaj mı dezavantaj mı? Kesinlikle avantaj. Çünkü herkes belediye başkanı olabilir. Geçmiş tecrübesi olmayan belediyenin organlarını ve yetkilerini bilmeden sadece bürokratların söylemesiyle hareket etmesi onu yanlışa götürür. Bu nedenle eski belediye
başkanlığı yapmış birisinin mutlaka ve mutlaka avantajı var. YouTuber'lar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ankara Belediyesi'nin YouTube kanalı olacak mı? Elbette olacak. YouTuber'lar da çok etkili. Bu seçim bizim yıldızımız Hibo kanalı oldu. Gerçekten yaptığı seçim anketleriyle bizim de moralimizi düzeltti ama izleme oranı olarak Ankara'da en fazla günün anlam ve mahiyetiyle bağlantılı olarak gerçekten rekor kırdı. Z kuşağının elinden telefon düşmüyor. Siz de çok vakit geçiriyor musunuz? Hanımla kavga ediyoruz bu yüzden. Kalkıyorum, o elinde telefon, haberleri okumadan o kalkmıyor. Ben de aynı, ona kızıyorum ama ben de aynısını yapıyorum. Bağımlılık oldu maalesef. En çok etkilendiğiniz kitap hangisi? Zeytin Dalı, Falih Rıfkı Atay'ın. Mutlaka onu gençlerin okuması gerektiğine inanıyorum. Ama kendim bir yıldır pek okuyamıyorum ama bir ara iki günde veya günde bir kitap bitiriyordum. Favorim de Murakami'ydi, Japon. Seçim süreci streslidir. Nasıl besleniyorsunuz? Bol meyve mi, yeşil çay mı? Etrafımızda bir sürü insan karışımları yapıp eve getirdi. Onların ne olduğunu bilmeden her sabah birer kaşık YouTube çıkıyoruz. Ama hakikaten faydası var çünkü 2 ay önce biraz ağız burun tıkanıklığı oldu ama ondan beri ayakta geziyorum, yatmadım henüz. Seçim kampanyanız bir dizi olsa türü ne olurdu? Dram mı, gerilim mi, romantik komedi? Vallahi romantik olmadığı kesin. Çünkü her şey var. Gerilim var, macera var, dram var. Ama Ankaralılar inansın, sonu mutlu bitecek. Mutlu sonla. Neden milletvekili değil, belediyeciliği seçtiniz. Meclis yolları çok mu uzak geldi? Yok, çok da uzak değil ama arada şöyle bir fark var. İleride bunu mutlaka siyasette ilgilenenler anlayacaklardır. Milletvekilliği artık hele bu başkanlık sisteminde çok önemli kalmadı. Çünkü bakanların milletvekillerine karşı bir sorumlulukları yok filan. Ama belediye başkanlığı öyle değil. Belediye başkanlığında çok kolay iki dokunuşla, üç dokunuşla vatandaşın hayatını olumlu ya da olumsuz değiştirecek yetkiniz var. Mesela Çetin Altan şöyle diyor. İyi bir belediye başkanı kentini ihya eder. Ama kötü bir belediye başkanı kentini imha eder. Onun için belediye başkanlığı direkt halkın hepsinin hayatının konforunu değiştirebilecek. Onları rahat yaşatabilecek yetkilere sahip. Onun için farkındaysanız milletvekillerinin birçoğu milletvekili olmalarına rağmen hala gidip belediye başkanlığına aday oluyorlar. Evet sevgili gençler, bugün O Ne Diyor'da sizlerden gelen soruları cevapladım. İnşallah bundan sonra sizlerle çok sık birlikte olacağız. Ben teknolojiyi ve bu tür uygulamaları çok seviyorum, beğeniyorum. Ankara'ya farklı bir bakış açısı getireceğiz. İnşallah en önemlisi tabii ki bereket, huzur ve mutluluk getireceğiz.